başlıyorum. Ben kendim tanıtayım mı? Merhaba, ben Deniz Dağdelen, milli tekvandocuyum. Bugün TRT Spor'un mikrofonunu bana emanet. Beşinci İslami Dayanışma Oyunları için şu an Konya'da kamptayız. Şimdi takım arkadaşlarım sorularımı cevaplayacak. Mesafemiz iyi mi? Evet. Gerçekten. Cevaplamayacağım ben. Yok. Hala. Bunu gerçek mi cevaplayayım? Şimdi sana birkaç soru soracağım. Çünkü sen bize sordun. Kimse sana soru sormadı. Nasıl bir soru? Buna nasıl bir cevap verebilirim? Gogo sen de yakışıklısın ama sorun yok yani, üzülme. Gökhan, senin kampta en iyi anlaştığın kim? Ben arkadaş alıyorum ya. Ben kim? Kampta kimle kalmak istersin? En iyi sence oda arkadaşı kim? Emre. Deniz, sence kampın en huysuzu kim? Abi bu soru bana sorulmaması gereken bir soru. En mızmız Enbiya. Şu an oda arkadaşımla birlikteyiz, evet, Emin'le. Emin'e şu soruyu sormak istiyorum. Evet. En iyi oda arkadaşı kim Emin? Tabii ki de sensin kardeşim. Teşekkür ediyorum. Takım arkadaşların arasında en uyumlusu, onu sormak istiyorum sana. En uyumlusu kim? Ya, Emre uyumlu olarak. Genelde uyum bozan da Hakan oluyor. Evet, onu da soracaktım. Hakan... oyun bozan mı ya? Uyumsuz olan mı? Ya uyumsuz. Genelde düzenimizi bozuyor. Emre ile ben kaldığım zaman, tamam mı? Genelde geliyor, ikimizin arasına girip düzen bozmaya çalışıyor. Hüseyin, futbol maçında en mesela böyle aykırı olan kişiyi sormak istiyorum sana. Ve en uyumlu olan kişiyi sormak istiyorum. Ben aykırı kişi Serhat Hocamız. Ya genelde kendisinin yapısında yenilgiyi kabullenmek olmadığı için genelde maçlar uzuyor zaten. Tamam. Ne zaman öne geçsek. Evet Ferhat, takımın en dağınık ismini sormak istiyorum sana. Takımın en dağınık ismi kesinlikle Hüseyin. Hüseyin aşırı dağınık. Neden? Bazen eşyaları bizim odadan çıkıyor. Kendi başka odada uyuyabiliyor. Gece kalkıyorum başka odada, sabah kalkıyorum başka odada. Ne yaptığı hiç belli değil. Şimdi Enbiya, senin genelde bir günü 4 kelimeyle geçirdiğini söylüyorlar. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yani kelime haznenin çok az olduğunu söylüyorlar. Evet. Yani arkadaşlarım arasında bazen dalga geçmek için onların oyuna giriyorum. O yüzden böyle oluyor yani, o kadar. Takımdan şu an, tamam mı Enbiya? Birini göndermek istesen kimi gönderirdin? Hüseyin'i gönderirdim yani. Hüseyin şimdi bugün geldi kampımıza ve ortalığı dağıtacak şimdi. Her gün farklı bir odada falan. Evet. Biraz huzurumuzu kaçıracak. Yani mesela maç yaparken o soruyu sorayım sana. En çekindiğin böyle, ulan yapmasam da olur, ulan kaçayım dediğin kim var? Sanırım Ferhat ya. Sebebini de söyle. Çünkü çok hırçın. Bu güzel bir şey aslında. Ben genelde kilo verdiğimde hiç çekilmiyordu yani açıkçası. Çünkü çok yoruyordu çünkü. Daha fazla mücadele ediyorsun. Tadında güzel bir cevap oldu. Şimdi öncelikle uyumlu bir insanım. Arkadaşlarım içerisinde sevilen bir kişiyim. Kampımda vazgeçilmeziyim. Ama benim en çok kimle uyuştuğum konusunu ben cevaplamayacağım yoksa... Evet, burada biz bu cevabı istiyoruz öncelikle. Burada herkes gözümün içine bakıyor. Yani hepsiyle tabii anlaşıyorum ama... Birazcık gerçekçi olalım. Cevaplamayacağım ben, yok. Birazcık gerçekçi olalım. Arkadaşlarımla aramam. Ya ben bize bu cevabı bir isim mi vermem gerekiyor? Evet, bir isim. Çünkü en'i soruyorum. En'se... Hüseyin ya, Hüseyin Kartonyalar. Hakan şu an kalktı. Terk ediyor burayı. Evet, Hakan kalktı, siz görmüyorsunuz. Hakan telefonu eline aldı. Babasını arıyor herhalde. Baba Amerika. Bunun da şeyi var. Ben bunun da neden olduğunu açıklayayım.
Şimdi biz Hüseyin'le sürekli birlikteyiz. Şimdi Hakan'la da birlikte olmak istiyoruz ama bazen kendisi Hüseyin'e dedi oyun bozanlık yaptığı için. Evet. Bazen onunla uyuşmuyorum yani şey olarak. Bir daha Hüseyin. Böyle takımın en böyle hararetlisi anladın mı? En böyle olaylara yaklaşırken böyle en tuhaf yaklaşanını sormak istiyorum sana. Şimdi takımın en heyecanlısı Ferhat. Evet. Ama olaylara en tuhaf yaklaşan da NBA. Çünkü yani NBA ile ya bilmiyorum onun için farklı böyle bir röportaj olması lazım. NBA ile NBA günlükleri diye. Onu anlatamam bu kadar kısa süre. Ben tekvando branşıyla uğraşmasaydım ne yapardım yani ne olurdu? Spiker olabilirdim. Güzel sundun, teşekkür ederiz. Evet Hakan, aramız biraz gergin gibi şu an. Emre en yakın arkadaşı beni seçtikten sonra ne düşünüyorsun? Sorun yok yani. Benim de en yakın arkadaşım o değil zaten. Hataymış yani, yanlış anlamışım ben. Başka arkadaşlar bulacağım. Ama sen kendini bekliyordun. Olmadı gibi. Yani ben uyuştuğumuzu düşünüyordum. Her şey bir koca bir yalandan ibaretmiş. Benim en iyi anlaştığım bundan sonra başka arkadaşlar seçeceğim ya buradan. Mesela sabah antrenmanlar olmasına rağmen gece saat 12'de bir mesaj gelebilir her an. Pizza soru işareti. Şimdi acıkıyoruz. Herkes acıkır yani. Ben çünkü... Ama gece ekstra bir... Gece acıkıyoruz yani. Çünkü sabah Servet hocamız verimli antrenman istediği için gece o yemekleri yemek zorundayız yani yemezsek olmaz. Sabah da genelde kahvaltıya kalkmıyorsunuz arkadaşlar hiçbiriniz. Görmüyorum sizi kahvaltı sofrasında. O yüzden gece ben sizi düşünüyorum yani pizza yemezseniz. Tamam. Var ya ama ben bir soru sormak isterim ya. Ben Görkem'e bir soru sorabilir miyim? Hemen bir soru soracağım Görkem'e sadece. Görkem. Gel. Görkem senin kampta en iyi anlaştığın kim? Ben arkadaş alıyorum ama. Ben genelde herkese uyum sağlıyorum. Bir kişi. Ferhat. Adam. Orada bir de. Şimdi Hüseyin. Hakan ona bize pis pis bakıyor. Ama ben gerçekleri söyledim. Kendisini de seviyorum. Hiçbir sorunum yok. Ama en basitinden çok satıyor bizi. Ben ona çok dedim bak biz seninle iyi arkadaş olabiliriz, en iyi olabiliriz ama olamadık onunla. Şu an hak ettiği yerde diye düşünüyorum. Kimse de onunla yakın arkadaş olmak istemiyor artık kampta. Bir kişiyle de şansını denedi. İstediği cevabı alamadı. Oynadığımız futbol maçında hocalarımıza karşı futbol maçlarımızda bir takım kuracaksın. Kimi karşıya verirsin hocaların takımına, hocalardan kimi kendi takımına alırsın. Hakan'ı kesinlikle karşıya gönderirdim. Karşıdan da yani ben onların bel kemiği olduğunu düşündüğüm Cafer abiyi alırdım. Bundan sonra da yenilmezdi. Ben de Hakan'ı verirdim. Çünkü gerek bencil oynamasıyla gerek çalım denemeleriyle boş çalım denemeleriyle gerek bize hakaretleriyle Hakan'ı verirdim. Ben de Cafer abi alırdım ki defansı kırıp kendi defansımızı güçlendirmek için. Yanımızda teknik direktörümüz Serdar Yüksel var. Ona da birkaç tane soru soracağız. Hocam sizce takımın en rahatı kim? En rahatı Hakan. Yani tek tek cevap veriyorum bunları değil mi? Evet. Ekstra bir ikinci isim söylemene gerek var mı? Gerek yok hocam. Tamam. Nedenini söyleyecek misin? Yok. Nedeni yok. Nedeni yok. Antrenmanlarda en fazla kaytaran sporcumuz hangisi? Yani böyle türlü bahaneler bulan ya da yaparken oram ağrıyor, buram ağrıyor diyen. Evet. Yani burada kaytaran 2-3 isim var yani. Hakan kaytarmayı seviyor. Ama çalışınca güzel çalışıyor. Onun hakkını yemem. NBA kendine göre %100 verdiğini düşünüyor ama bana göre kat kat daha fazlasını yapabilir. Ve biraz hassas yani vücudu. Hemen kırılgan biraz, evet. Çabuk yıpranabiliyor biraz yoğun çalıştığımızda. Hüseyin'in biraz sıkıntıları var. Yani bir türlü geçmeyen kronik ağrıları var bu yaşta. Genç olmasına rağmen ona da anlam veremiyorum yani. Yani inşallah bunları atlatacağız ama. Evet o...
Sonra adam, hocam rejiden şöyle reji mi oluyorsun abi sen? Şey, kulaklığıma şey soru geldi. Diyorlar ki takımda en çalışkan, çok çalışan isim, yani birkaç kişi de söyleyebilirsiniz antrenmanlarda performansıyla olsun, isteğiyle olsun. Evet. Evet, en dakik, en çalışkanlardan biri sensin Deniz. Bunu sana söyleyebilirim zaten. Bunu sen de biliyorsun, daha önce de söylemiştim. Fazla çalışan, çok fazla çalışan bir arkadaşımız da var. O da Ferhatcan Kavrat. O da biraz aşırı dost kaçırıyor. Yani antrenmanın bittiği yerde ya da az yapmamız gerektiği yerde hala devam çalışmayı seviyor. Onu da düzeltecek gibi duruyor sanki bu aralar. Yani onu da atlatacağız, çalışmalarını sürdürüyoruz. Evet hocam, bizleri yine şekilde tanıyorsunuz. Bizler tekvando sporuyla uğraşmasaydık ne mesleği yapardık, ne şekilde hayatımızı idame ettirirdik? Yani burada aklıma en önce Emre geliyor. O kesin bir kebapçı olurdu. Kebabı çok seviyor. Mangal başında her zaman. Mangal yaptığımızda. Yani hayırlısı inşallah nasip olur. Yani şöyle bakınca açıkçası dedim bir şey olmaz diyeceğim ama. Yani şu an bence olduğunuz konum çok güzel. Farklı düşünmek hiç istemiyorum. Yani şöyle bakınca yani sana hem öğretmenlik hem sporculuk çok yakışıyor. Emine de aynı şekilde. Yani ileride yani böyle bakıyorum antrenör. Onu yine de yapar. Onu istese şimdi de yapar. Ferhat da aynı şekilde. Hem antrenör hem öğretmen. Yani iyi bir eş. Yani hepiniz de olduğunuz yerde güzelsiniz. Kestik abi. Abi kestik.